lazım. İsrail, Filistin meselesi, yani İsrail sorunu aslında işte 20. yüzyılın en uzun süren sorunlarından birisi. Bunu öncelikle böyle görmek gerekiyor. Evet. Ve bu sorunun temelini hem Burhanettin Hoca hem Murat Hoca çok net şekilde ortaya koydu. Yani bugün İsrail orada Filistin topraklarını işgal eden bir devlet ve aynı zamanda da bir Filistin devletinin kurulmasını engelleyen bir tutum içerisinde. Meseleyi konuşurken önce burayı vurgulamak gerekiyor. Ardından bugüne kadar İsrail'in, işte hepimiz o Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'de gösterdiği haritayı da göz önüne getirelim. Günden güne, yıldan yıla Filistin'in topraklarını nasıl işgal ettiğini de hatırlayalım. İşte Gazze'yi Murat konuştu. İşte Batı Şeria'ya baktığınız zaman, evet, Batı Şeria'nın kendi içerisinde bile Filistinlilerin toprakları gayrimeşru yerleşimciler tarafından zorla Filistinlilerin elinden alınıyor. Yani orada bir Filistin toprağı, tamam, devleti kurulmasını engelliyorlar ama Filistin'in kendisine olan bugün yaşadığı toprakları da zorla ellerinden alarak böyle kurtarılmış alanlar oluşturuyorlar. Oralara barikatlar kurarak Filistinlileri sokmuyorlar, yollarını kesiyorlar vesaire. Şimdi dolayısıyla Filistin meselesi, İsrail sorunu sonuçta bu yüzyılın en uzun süren çatışma alanlarından birisi ve bunun sonuçları tarihten, işte savaşlardan, çatışmalardan, intifalardan bugüne devam ediyor ve bir çözüm bulmaya yönelik girişimlerin hepsi de İsrail tarafından engelleniyor. Şimdi bu tabii Hamas'ın saldırısıyla ilgili bir zamanlama meselesi var, bir yapılış şekli var, bir de İsrail'in burada hazırlıksız olup olmadığı var. Evet. Mesele çok aslında tartışılacak, tartışmaya açık yönleri var. Daha yeni oldu, dün oldu ve bundan sonraki süreçte birçok yönü tartışılacak. İşte ilk dünya medyasında da öne çıkan husus, İsrail'in 11 Eylül'ü gibi bir manşet, bir çerçevelendirme yapıldı. Belki şuradan buna böyle bir yakıştırma, bir tanımlama yapılabilir. Yani 11 Eylül'de de İşte dünyanın en güçlü devleti olarak görülen ABD, işte en büyük istihbarat kurumlarına, en güçlü istihbarat kurumlarına sahip bir ülke olarak ABD'nin nasıl olup da 11 Eylül saldırılarının hazırlık sürecini göremediği, işte Tora Bora dağlarında bir şey hazırlanıyor ve işte ABD'de icra ediliyor. Bu açıdan belki karşılaştırılabilir ama her olayın kendine yönelik olarak farklılıkları vardır. Bugün İsrail'de işte demir kubbeden tut, işte bir Mossad'a kadar istihbarat anlamında da çok güçlü bir devlet olduğu halde nasıl oldu da bunu öngöremedi, bunu önceden bilemedi ya da haber alamadı gibi farklı tartışmalar var. Ama nasıl 11 Eylül uzun yıllar farklı komple teoriler üzerinden, farklı açıklamalar üzerinden değerlendirildiyse, büyük ihtimal Hamas'ın bu operasyonu da, İsrail'in burada hazırlıksız yakalanması da, az önce Burhanettin Hoca söyledi, acaba Gazze'yi tamamen işgal etmeye yönelik olarak bu bir kurgunun ya da önceden haber aldığı halde bilinçli olarak bunu engellemediğine yönelik de farklı tartışmalar olacak. Yani bunun belki bir kısmı komple teorisi üzerinden gerekçe farklı açıklama modelleri geliştirilecek. Peki ama Hamas bunu düşünemez mi hocam mesela? Tam işgal, hani biz böyle bir operasyon başlatıyoruz ama şimdi, sonrasında İsrail daha güçlü şekilde az önce işgale girişebilir diye. Söze başlarken dünyanın en uzun çatışma bölgelerinden birisi dememin nedeni şuydu. Siz bu kadar uzun dönemli bir çatışma içerisinde ve haksızlığa uğrayarak, işte kutsal yerlerinizden, topraklarınızdan, insanlarınızı her gün günlük şiddeti görürseniz, meseleyi siz Hamas tarafından farklı bakarsınız, oradaki insanlardan, insanların gözünden farklı bakarsınız. Dolayısıyla da bunu işte bir hazırlık süreci olarak devam ettirirsiniz. Yani İsrail'in size yönelik olarak zaten her gün günlük şiddeti var. Hazırlığınızı işte farklı alanlarda yaptığınızda, işte esir alma gibi vesaire,
Bunun sizin yeni bir buradan kazanç sağlayacağınızı düşünerek de böyle bir operasyonu gerçekleştirebilirsiniz. Dolayısıyla meselenin bu boyutu da var. Peki yani bu iki gündür gördüklerimiz üzerinden mesele nereye gider derseniz, birinci senaryo işte Gazze'nin tamamen işgaline yönelik olarak bir yere gidebileceği söyleniyor ama benim baktığım yerden tam bir işgal, zaten bugüne kadar Filistin'in büyük kısmını işgal etmiş bir İsrail var. Burada tamamen orada 2 milyon 300 bin insanı yerinden edecek şekilde bir işgal başlattığında, burada İsrail'in ileriye yönelik olarak kendisini güvende, bugünkünden daha güvende hissetmesi mümkün olamaz. Ha burada ne yapar? Maalesef işte Mescid-i Aksa'nın statüsüne, Mescid-i Aksa'nın ibadet eden insanların oradaki huzuruna yönelik olarak bugüne kadar devam ettirdiğinden daha farklı provokasyonlar içerisine girerek orada oldu bittilere yönelebilir. Diğer taraftan yerleşimcilerle ilgili alanlarını genişletmeye yönelik olarak daha fazla hamlede bulunabilir. Şiddet, günlük şiddeti yine Filistinlere yönelik artırabilir. Yani bu tür farklı sonuçlar var. Ama bundan sonraki süreçte hala öngöremediğimiz meseleler var burada. Mesela işte mesela bu sabah hocam? Lübnan Hizbullah'ı burada nerede duracak? Bu işte savaş genişleyecek mi, genişlemeyecek mi? Hizbullah buna ne kadar dahil olur? Şii Hilal denen bölgedeki diğer ülkeler tamam açıklayarak destek verdiler ama bundan sonraki süreçte tutumları nasıl olur? Bunlar önemli sonuçta. Yani İran'ın buradaki çatışmanın geleceğine ilişkin olarak aslında biz bugünden erken analizler yapabiliriz ama hala burada belirsizlikler var. Ama bütün bunların ötesinde tabii zamanlama meselesinde işte bir normalleşme süreci başlamıştı. Bir taraftan işte Türkiye-İsrail arasında normalleşmeye yönelik adımlar vardı. Murat Hoca ya da Burhanettin Hoca bunun çerçevesini belki birazdan konuşurlar. Suudi Arabistan'la İsrail arasındaki normalleşme hemen mi özellikle? Hemen bölgedeki bütün devletlerin işte İbrahim Anlaşması'ndan sonraki sürecin belki farklı bir aşamaya geçebileceğine yönelik olarak, yani Filistin'deki halkın haklarının da belki genişletilmesine, onların günlük yaşamlarının kolaylaştırılmasına yönelik olarak yeni adımlar atılıyordu. Türkiye'de burada yine İsrail'le işte yeni bir enerji hattının kurulmasından tutunuz da ticari alanda başka işbirliklerin geliştirilmesine yönelik adımlar vardı. Hakeza şimdi Ukrayna-Rusya savaşı uzun süredir sürüyordu. Bunun İsrail-Filistin meselesine dünyanın odaklanması, orada farklı işte ABD büyük ihtimal bundan sonra daha çok İsrail meselesine odaklanacak ve orada Ukrayna meselesi ne olacak? Yine işte Azerbaycan, Karabağ, Türkiye vesaire, burada İsrail'in özellikle Azerbaycan'la geliştirdiği bir ilişki vardı. Bundan rahatsız olan bir İran vardı. Yani çok boyutlu, çok aslında girift meseleler var. Bundan hepsi sonraki süreçte bunları aslında farklı açılardan konuşacağız. Bunların farklı sonuçları da olacak. Yani hem normalleşme açısından hem bölgedeki devletler arasındaki yeni ilişki biçiminde. Evet, evet. Hem de dünyada İsrail-Filistin meselesine bakışla ilgili maalesef işte dünyanın birçok ülkesi aslında Filistin meselesini sahiplenir. Bence bu operasyonun yapılış biçimiyle ilgili yürütülecek tartışmalarda az önce Murat'ın çizdiği çerçeveden bakmak gerekiyor. Sadece dünkü olayı merkeze alarak konuşursanız burada sanki Filistinlilerin haksızmış gibi bir sonuç ortaya çıkar. Onun da çok dikkatli bir şekilde meselenin konuşulması ve ele alınması gerekiyor.